Sınıf haklı olarak beklentileriniz büyüdü. Bunun Türkiye'ye nereye getireceğini biliyorsunuz. Ben kendi sorumluluğum kadar, oyuncular kadar, yönetim kadar sizler ve Türkiye adına da üzülüyorum. Çünkü onlar bir şey bekliyorlar bana. O umudu verdikten sonra onu mutluluğa çevirmemek beni ziyadesiyle üzer. Ama o da takılıp kalmam ben. Yani ben şu anda da konuşurken mesela bazen bana yüzüme bakanlar veya ifademde konuşanlar onu bir teslimiyet olarak alabilirler. Veya ben mesela iyiken de gülmem. Niye gülmüyorsun ya? Hadi söyle. Ben işime bakarım. Ben bittiği anda orada işime bakarım. O gün bitti, işime bakarım. Ben bitti, geldim buraya, konuşurum. Yarın iş yapmayacağım, gidebilirim ama gitsem de yine o işimi yaparım. Ben hep öyle çalıştım. Yani düşünürüm yani bu maçta neler oldu, neler oldu. Sonra bunu tekrar konuşurum. Demin tabloyu onun için anlattım size. Bir tablo yaparsınız, gidersiniz dışarı gelirsiniz, orayı beğenmez, değiştirirsiniz bazen. O günün ruh haliniz öyle olabilir. Ama sonunda resim nasıl çıktı önemli olan. Benim için de hayat böyle. Yaptığım işte de burada bana federasyon bir görev verdiği zaman benden bir şeyler bekledi. Türkiye'de bekledi. Bu dediklerimizi yapmaya çalıştı. Bir takım etrafında birleşme heyecanını, duygusunu vermek. Demin Mehmet Bey'in söylediğini genelde bazılarında söylediği gibi çok abartıyorsunuz. Ben abartıyorum doğru. Yani ben sıkıntıları, olumsuzlukları abartırım, düzeltmek isterim. Hep olumlara bakmam yani o kötü tarafım var. Hep de onu kötü sinerji olarak içime atarım. Halbuki tam tersine iyileri al biraz mutlu ol. Ya bırak sen de öyle bir tarzım yok. Ben hep eksileri yok etmek için çalışıyorum. Bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Onun için burada takılıp kalmayacağım. Ama bunu paylaşıp söylemek durumundayım. Ne yapacağımı, bugün bunu yapmayıp da hadi bana evlat desem de yine yapacaktım. O zaman da diyeceklerim. Ben Dünya Kupası'nda da burada sizle beraber konuştum. Fikirlerimi söyledim. Ayrılırsam ne olur ne olmaz. O güne bakın toplantılara. O günün toplantıda ne dediğimi bilin. O günde ayrıldığımda görevime son verilmişti. Siz de biliyorsunuz. Benden sonra da 3 tane hoca değişmişti. O zaman da doğru mu yanlış mı oldu bilmiyorum. Veya tam tersi. Bazen gitmen gerekir. Onu da yaptık. Başka yerde. Olur. Yani bunlar hepsi bunun içerisinde var. Ama hangi hali olursa olsun bir fikirlerim var, bir görüşüm var. Bunu paylaş. Ha bunu üstü bunu da sert söyleyeyim, yumuşat derim. Burada sen kendine göre farklı alırsın. O başka bir şey. Yani ama milli takımın antrenörünü, milli takımın değerlerini korumak, kollamak ve başarılı olmak için buradayım. Burada oyuncuların da konuşuyorum, üzülüyorlar ama bunları aşacak güçleri var. Çünkü daha önce bunları aştılar, geldiler. Onun için başarı başarısızlığı bilen, doğruyu yanlışı bilen insanın avantajı var. Ama bu işte diyelim ki Eylül'e geldik, kaybettik Karadağ, kaybettik Cebet, kaybettik Hollanda'yı. Yani o başka bir şey. Ama tam tersi de var. Kazandık bunları. Yine konuşacağız. Yani konuşmaktan kaçmayacağız. Eksiği. Ben kalıp kalsam da aynı şey olacak. Yani onun için kendi üzerimdeki tartışmayı böyle saygıyla karşılarım ama bunu olumsuzluğa getirmek için doğru bulmuyorum. Burada onun için konuşmayı yapıp kapatmak istiyorum. Yani fikirlerimi de söyledim. Burada işte tatmin olursun olmazsın, beğenirsin beğenmezsin. İşte demin dediği gibi yapacağımız değişiklikler o da eleştirilebilir ama şunu yapmak doğru diye. Bunlar hep üslubunda yapılacak, konuşulacak ama ondan sonra da Karadağ maçına hazırlanacağız. Cebelat'a hazırlanıp Hollanda maçını oynayıp şimdi grupta lideriz. Orada da lider kapatırsak 3 maçı her ibre nemce döneceğini düşünüyorum. Bizler maça kazanmak için çıkarız. Bir defa bu İtalya maçı bizim 2. bölgede oynama anlayışımızı geri itti. Ama İtalya maçı ve gölgesinde kalan diğer maçlarda oyun olarak, tempo olarak da, taktik olarak da yapacak ne bireysel ne takım olarak yapamadığımız için onun üzerinden almayı doğru bulmuyorum. Yani ben o takımın oynadığı oyunda düzendeki mesela ne düşündük mesela o ilgili? Spinoza'nın çok fazla geldiğini, onun için Kenan'ın bunu kapatıp çıkabileceğini düşünüyorum ama o daha da fazla baskı yaptı. Ama o bölgeyi kullanmak, onu her maçta yaptı aynı konu. Yani bireysel bir eksiklik kalabilirsiniz. Ama özellikle ortada Yusuf'un hem Jorginho'ya yakın olup top alıp hem de hücuma top taşıyacağını. Çünkü topu saklayabileceğini, taşıyabileceğini düşündük ama o da iyi niyetle geri geldi. Ne savunmada katkı yaptı bize ne ofansta. Bu sefer Okay'la da Ozan geri gelince sayımız fazla, işlerliğimiz az oldu. Bu oyun sistemi değildi bizim oyunumuz. Oyun bozulunca bunu bu oyun üzerinden bu Almanya için de geçerli. Almanya mesela bir maç oynadı, kötü maç oynadı. Şimdi bakıyorsun geride Almanya ne oynadı belli değil. O oyun değil yani Almanya. Ben de biliyorum.
Bir başka maçta mesela diyelim ki Makedonya yenildi farklı, yendi Portekiz'i farklı. O oyunlar üzerinden takımı ama o oyundaki eksikleri konuşarak düzeltiriz. Bizim oyun şekli belli. Biz yani Karadağ maçı içinde, Cebeli Tarık maçı içinde, Hollanda maçı içinde, Hollanda maçında tabii bazı farklılık olabilir. Hep daha çok rakip sahada oynayan, en kötü ihtimalle ikinci bölgede oynayıp rakibe üstünlük sağlamaya çalışan bir takım olacağız. Biz Fransa'ya karşı da ikinci bölgede oynamayı düşündük. Çok da başarılı olduk. Zaman zaman da çok da iyi çıktık yani. Ama hem de çok sayıda pozisyon yakaladık. Şimdi oradaki düşüncemizi de burada yapmaya çalıştık. Ama yapamadık. Yapamadık. Oyun sistemimiz yok değil. Onu başaramadık. Burada başaramadık. Yani aynı kadroyla Hollanda Norveç'te başardık. Yani şimdi Norveç maçında atmaya çalıştığımız, attığımız golü mesela Yusuf'un ayağından çıkan tek topla direkt topları çok düşündük. Az yaptık. Hücumda etkinliğimiz yoktu. Hadi bıraktık onu, savunmada yapalım. Yani ne bireysel ne takım olarak kötü oynamamız dememin sebebi bu. Yani bunların hepsinin üzerinden ben size ya bunu böyle oynayacağız demek doğru değil. Bu oyun değil benim oyunum yani. Ben bunu kabul ettiğim için üzüldüğümü söyledim. İstifa etmekle ilgili orada da söyledim, burada da söyledim. İstifa etmek, etmemek bunlar hep bir seçenek. Benim için de geçerli. Karşı tarafta böyle bir şey tabii düşündüm. Düşündüm, konuştum, tartıştım. Size de aynı şekilde paylaştım. Ama sonunda da kalmamın, görevi devam etmemin doğru olduğunu söyledim ve sabah da de bunları açıkladım. Yeterli olduğunu düşünüyorum yani eğer dinlemişsiniz. Yabancı konusu. Yabancı konusunda fikrimi söylemiyorum çünkü benim söylediğim de yazılan ve anlatılmak istenen farklı olduğu için daha fikrimi söylemek istemiyorum. Çünkü yabancı konusuna benim karşı olduğum söyleniyor değil mi? Ben fikrimi söyledim orada yönetime. Şimdi benim üzerimde kaldı. Zaten serbest bildiğim kadarıyla bir sorun yok. Yani şu anda o benim fikrim değil yani şu anda. Tamam, anlaşıldı soru. Ayhan Şensoy. Şunu söyleyeyim de pardon. Yabancı konusundaki şu anda artılı martılı şeyler benim değil. Demin de az önce başkanım hocam dedi bunlara karşı çıkmasına rağmen doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama ben genel fikrim var. Ben ürettiğimde yabancı konusunun beraber olmasını söyledim ama benim söylediğim yabancı karşıtlığı olarak işlenip bazı kulüpler tarafından trolörle bazı kampanyalar yapıldığını gördüm. Gerek yok. Türk futbolun geleceğinin nasıl iyi olacağını söylememe gerek yok. Çünkü yapacağım iş sizin de söylediğiniz gibi Dünya Kupası'na hazırlanıp orada başarılı olmak ama diğerleriyle ilgili soru sorulsa ilgilere de bilgi veririm. Size de kişisel veririm ama kamuoyuna paylaşmayı doğru bulmuyorum çünkü yanlış yere gidiyor. Yani nasıl gördüğünüzü sizin takdiriniz ama ya benim söyleyeceğim şu. Tabii ki başarısız olduğu için her türlü eleştiri yapıyorsunuz, yapacaksınız. Ama başka hocaların fikriyle ya maç sonucundaki fikirleriyle benim genel ifademi kullandığı zaman onu doğru bulmam. Yani şimdi aynı şekilde rakip takım onu yendiği zaman biz de bunun zaaflarını onlar hep konuşulur. Analizle ilgili de yaptığımızı düşünüyoruz. Ne analizleri ne performansı iyi kullanmadık da, daha doğrusu analizlerin karşılığını almadığımız zaman sizin söylediklerinizde haklı çıkıyorsunuz. Yarın da biz sonuçları iyi aldığımız zaman biz de tersini söyleyeceğiz o zaman. Yani yapacak şey bu. Şimdi Altay da bizim için iyi bir kaleci. Uğurcan da Mert de ilk geldiğimizde 2 sene geçti aradan yaklaşık olarak 22 süre. İlk geldiğimde de Mert oynarken Uğurcan neden oynamıyor dendi. Şimdi Uğurcan oynuyor. Neden işte Altay oynamıyor dendi. Bu bir süreçtir. Tercihtir. Zamanı gelince oynar. Ben üçünü de iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Mert bu turnuvaya getirilenden bir tanesi. Belki o hak etmiş olabilir ama sezonu kötü geçirdi. Fakat son kampta da iyi gördüm bunu. Hatta o da olabilir diye düşündüm bir ara. Çünkü hem hazırlık maçında da iyiydi hem şeyde de iyiydi ama Uğurcan da belli bir çizgi yakalamıştı. Böyle bazen sık sık değişti. Bazen belli oyuncuda gidip zaman içerisinde karar vermek lazım. Çünkü tabii maçına göre ben Uğurcan'ın yani o da tabii golleri yedi. Daha çok katkı yapabilirdi ama Uğurcan'ı değiştirmek için öyle bir ortam olduğunu düşünmüyorum yani. Düşünmediğim için onu oynattım ama Altay'da bizim için kaleci. Yani nasıl Uğurcan gelip o zaman oynatılmadı dendiği halde bekledi. Uğurcan geldi. Yarın da Altay geliyor. Yarın başka biri gelir. Yani onu şu anda kesin değil mi? İleriye dönüp bilmeyeceğimiz konulardır bunlar ama şu anda üç kalecinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Soruysa tartışmaya dönmez hocam. Kadroyu yaparken gerek 11 gerek 26 kişiyi seçerken hakkaniyetli davrandığınızı düşünüyor musunuz hocam? Sen daha iyi bilirsin. Sana görev vermiştim ben. Ben biliyorum yani bir fikrim var ama sizin ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, sizin fikrinizi merak ediyorum genel olarak. Yani turnuva da bitmişken gitti mi sabit fikirli arkadaşlar? Sabit fikirli gitti. Dedi gitti adam.
Bir dakika bekle, tamam, soracağım. Şimdi bir ifadeyi kullanırken karşı tarafa biraz dikkat etmekte yarar var. Yani ben kırmak istemedim arkadaşı. Çünkü yani evet, düşüncelerinize katılmayabilirsin, beğenmeyebilirsin, sevmeyebilirsin. Ama ifade çok ağır kaçtı diye söylüyorum. Onun için sana da söyleme mesele bu yani. Seninle ilgisi yok, başka biriyle ilgiliydi. Seni tam olarak alayım şey. Yani hakkaniyetle ilgili sorduğun soru değil mi? Onunla ilgili var mı devamı, o kadar? Hakkaniyetle ilgili ben zaten şu güne kadar bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun. Seninle de çalıştım. Kimle çalışırsam çalışayım. İş konusunda kendi inandığım doğrularla çevremle de ilgili ne yapılması gerekirse onu yaparım. Yani olabildiğince, bilmiyorum, benim görmediğim bir eksiklik varsa o yüzden sordum yani söyleyebilirsin diye. Yani mesela diyor ki 6 ay oynasın. Olabilir bir görüş ama ben onu 6 ay mı oynasın, Uğurcan mı oynasın? Ya kafamda bu var. Ama inanmıyorsam, inandırmıyorsa beni oyuncu, oynatmam. Ama o yanlış mı? Yani bir hocayım. İşte bu ya hak etmedim oynatayım. Benim hiç olmadı. Öyle, hani o soruyu öyle algılıyorum da onun için rahatsız oluyorum. Yani ya bu hak etmiyor ama bunu oynatayım. Yok öyle bir şey. Öyle yapsaydım hatta işte şimdi de rahatsızlık geçti mesela. Efecan'ı kadroya getirsem getirebilirdim ama yani Efecan'ı değil de işte ne bileyim Abdülkadir'le işte Kerem'i veya şeyi getir. Onlar daha genç gelsin diye. Ama oynamadı bende Efecan. Ama Mert mesela bir haksızlık olarak görebilirsin ama oyun olarak böyle. Bunun adaletini %100'ü yok işte. Orada bir tartışma konusudur. Ama onun dışındaki oynarken işte odur budur öyle bir şey yok. Kendi görüşüme göre en doğru kararı veririm. Uygularım. Onda da bir adalet. Vicdanen rahatım yani o konuda. Sağ olun.